Merhaba arkadaşlar. Nihayet 2021'e girmiş bulunmaktayız ve hepimiz irrasyonel bir şekilde de olsa 2020 sayısından kurtulduğumuz için belki biraz nefes alacağımız günlerin önümüzde bizi beklediğini umut ediyoruz. Bugün neyi konuşacağız? Ben tabii ki yılbaşı kutlamalarına katılmadım. Ar-Ge bölümünü terk etmedim. Kitaplarla zaman geçirdim. Tabii ki felsefe içeriği hazırlayan birisinin Ar-Ge'si de kitapların bulunduğu kitaplığı olacaktır diyerek geyik yapmaya çalışıyorum. Evet, 2021 yılına girdik ve ben de kendimce eğer Nietzsche bize bazı önerilerde bulunsaydı 2021'de nasıl davranmamızı, ne yapmamızı, neye dikkat etmemizi isterdi diye düşündüm ve ilk aklıma gelen şey aceleciliğimiz oldu. Tabii herhalde Nietzsche bunu ilkin bana söylerdi. Niye derseniz video hazırlama şeklime baktığımda son derece aceleci davrandığımı söylemeliyim. Sürecin kendisine baktığımızda acelecilikle neyi kastettiğimi biraz daha açmış olacağım bu video hazırlama sürecini. Ama ondan önce Nietzsche bizim şimdi biraz avamca söylediğimiz acelecilikten neyi anlıyor derseniz, ritmi biraz yükseltmek için Nietzsche'nin anladığı anlamda uyaranlara tepki verememe iradesizliği. Yani her uyarana açık olma, her uyarana atlama, yerinde duramama, karar almayı erteleyememeyi kasteder Nietzsche acelecilikle. Şimdi video sürecimde düşündüğümde mesela başta kendimi sürekli bir video çekmem gerekiyor baskısı altında hissediyorum. Peki biz neden hayatın bir sürü yerinde bu baskıyı üzerimizde hissediyoruz diye düşündüğümüzde aslında bunun çok basit bir cevabı var. İlgiye aciz. Evet, bütün toplum olarak bu konuda net olabilirsiniz. Gündelik hayatta işte falanca kişinin de mi ilgiye ihtiyacı vardır diye düşünebilirsiniz ama çok sağlam duran işte kendisini her anlamda gerçekleştiriyor gibi ve göz önündeki kişilerin bile yer yer nasıl da ilgiye ihtiyacı olduğunu gördüğünüzde şok oluyorsunuz ve kendinizi de biraz daha sevmeye başlıyorsunuz. Çünkü aslında hepsi benim gibi diye düşünüyorsunuz ilgi isteme bakımından. Tabii ki hepimizde ciddi anlamda kendine karşı bir sevgisizlik de var. Kendimizi sevmiyoruz yani yalan yok. Bu konularda artık kendimize dürüst olmamız gerekiyor. Çünkü özellikle hele yaşı 30'u geçenlerin dürüst olmasında büyük bir fayda var. Çünkü çok fazla yol kalmıyor gibi geliyor. Evet, ilgiye aç olduğumuz için yani aceleci olmamızın temel nedeni her zaman için az çok kendi yetersizliklerimizle baş etmeye çalışıyoruz ve hızlıca baş etmeye çalışıyoruz. Bunu yapmak için de hep bir numara çevirmemiz gerekiyor. Hep sahnede kalmamız gerekiyor hissi. Bundan kurtulamıyoruz ve bu bizi aceleci olmaya götürüyor. Benim aynen videolarımı hazırlarken işte burada su bardağı unutmam, küllüğü unutmam, tütünü unutmam veya göbeğim çok olmamasına rağmen tişörtümü düzeltmediğim için göbekli gibi görünmem. Bazen de yer yer videonun akışında konunun kopması, metnin kötü hazırlanması bunların hepsi aslında acelecilikten kaynaklanıyor. Ve dediğim gibi aceleci olmamızın altında yatan şey ilgi ihtiyacımızı hemen doyurmak istiyoruz ki bundan dolayı çok hızlı hareket ediyoruz. Videoları hazırlamaya çalıştığımda da mesela 2-3 tane konu birden geliyor aklıma ve hangisini seçeceğim konusunda aceleci davranmaya başlıyorum ve pat oradan hiç alakasız bir konu çıkıyor ve o konu ilkin çıktığında ortaya oha tamam bu konuyla yürüyeceğiz diye bir aydınlanma yaşıyorsun. Acayip derecede bel bağlıyorsun. 3-4 dakika çok yükseldiğin bir an oluyor. Müthiş konuyu bulmuşsundur. Artık o konu birlerce değil binlerce izleme almana vesile olacaktır diye düşünüyorsun. Ama 3-4 dakika geçtikten sonra tamam konuyu seçtik diye düşünmeye başladıktan sonra İlk adımı atman gerekiyor. Videoyu nasıl hazırlayacağını kurgulamaya başlaman gerekiyor. Ve şunu fark ediyorsun. Aslında o ilk 3 dakikada kafanda bir yalanı yaratmışsın. Yani bir şeyin kafasını yaşamışsın o an ama tam neyin kafasını yaşadığını bilmiyorsun. Çünkü öyle bir video konusu yok aslında. Sadece video için geçerli değil bu. Diyelim ki tweet atıyorsunuz. Tamam bu sefer bir sürü takipçi gelecek. Ya da Facebook'ta, Instagram'da bir fotoğraf paylaşmak. Ya da bu her şeyde olabilir ya. İşte şimdi Flu TV seyrediyorum. Orada ne oluyor?
stajyerlerin nasıl çırpındığını görüyorsunuz. Hayır, kesinlikle yaptıkları şey harika bir şey olmayacak. Ama bu tabii bizi yıldıracak mı çırpınmaktan? Hayır, yıldırması şart değil. Bundan bahsetmiyorum. Sadece burada aceleciliğin neden kaynaklanır, nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü acelecilik zaman içerisinde ne yaparsak yapalım bizi aşırı derecede yoruyor. Şimdi bu aceleciliği hem felsefi çabamız, sosyal medyada görünme çabamız, aşk hayatımızda, cinsellik hayatımızda ve yaptığımız bütün işlerde aslında aceleciliğin kendisi başımıza gelen çoğu kötü şeyden sorumlu. Çünkü aceleciliğin kendisi var olan enerjinin hızla tüketilmesini ve peş peşe çok kötü işler çıkarılmasını ve en nihayetinde kendinizden yorulup kendinizden yüz çevirmenize sebep oluyor. Ki bunu zaten özellikle aşk hayatında, seks hayatında, cinsellik hayatında veya diğer alanlarda işte benim gibi bir YouTuber olmaya kalkışmışsanız ya da belki bir yazar olmaya kalkışmışsanız ve başka şeylerde de bu geçerli. Çeşitli sporlar olabilir, kilo verme çabası olabilir. Her şeyde acelecilik sizi hızla yorup pes etmenize sebep olmaktadır. Ve hayatınızın tinselleşmesine, yani nasıl söyleyeyim, duygu derinliğinin, fikir derinliğinin oluşmasına engel olan bir şeydir acelecilik diyebiliriz. Tabii ben videolar çektiğimde ne geliyor başıma duygu durumu olarak? İlk 3 dakika konuyu bulunca aşırı derecede yükselmek ve yavaş yavaş onun düşüşüne tanık olmak. En son video bittiğinde iyice kuşkuya düşmek. Yayınlasam mı, yayınlamasam mı, kendimi rezil mi edeceğim diye düşünmek. Hatta bazen videoyu koyduktan 5-6 saat sonra bir anda ne kadar kötü bir iş yaptığınızı fark edip çok kötü bir duyguya kapılmak, tam çakılmak yere ve panikleyip acaba videoyu kaldırsam mı diye düşünmeniz. Neyse ki işte o sıçmanıza devam etmemek için o an en iyi şey onda da aceleci olmamak, tepki vermemektir. Tepki vermemek, kararı askıya almak bu anlamda aceleciliğin aşıldığını da gösterir. Yani aceleci biri miyim, değil miyim üzerine düşünecekseniz böyle bir şey söylenebilir. Bu konudan Nietzsche'den çıkaracağımız ders aceleciliğin insanı hızlıca yorup ölüme sürüklemesidir. Şöyle diyor Nietzsche, nasıl da mutlu oluyoruz biz bilenler gereği kadar uzun bir süre susmayı becerdiğimizde. Tam karşılığı Nietzsche'deki uyaranlara karşı koyamamaktır arkadaşlar. Aslında bu aceleciliğin başımıza ne getirdiğini en iyi anlayabileceğimiz yerlerden birisi aşk hayatımızda cinsel hayatımız olduğu söylenebilir. Şimdi bizim toplumda çok yaygın bir fikir vardır. Yani bir klişe vardır. İnsanların genelde aşık olmadan sevişmediklerini beyan etmeleri çok yaygındır. Bu bir kırmızı çizgileri vardır. İşte eğer aşık değilse sevişmeye yanaşmayacaklarını söylerler ve mesela Nietzsche'de cinsellikle aşk arasındaki ilişkiyi düşündüğümüzde Nietzsche aşkın cinselliğin tinselleşmesi olduğunu söyler. Bu şu anlama gelebilir aslında. Mesela sonuçta libido da bizde her an çalışan, şehvetin her an uyanabildiği bir alan ve buna çok hızlı cevap verdiğinizde orada duygu durumunuzun derinleşmesi, herhangi bir mayalanmanın gerçekleşmesi meydana çıkmaz ve Nietzsche'ye göre aceleci davrandığınız için tinselliği kaçırırsınız. Ha, tinsellik her zaman için harika bir şey midir? O konuda da Nietzsche aslında biraz kuşkulu yaklaşır. Çünkü Nietzsche üzerine düşünüyorsanız, Nietzsche okuyorsanız bir konuda söyledikleri genelde tezat oluşturabilir. Bir yerde bir şey söylemişken bir yerde başka bir şey söyler. Mesela tinselliği olumluyor gibi düşünürüz ama bir taraftan da şunu söyleyecektir. Siz zayıflar ancak tinin peşinde koşabilirsiniz. Ne demek bu? Yani biz zayıflar nasibi kıtlar, zaten nasibi kıt olduğu için tini yaratmak zorunda kalıyoruz. Anlamı yaratmak zorunda kalıyoruz. Duyguyu yaratmak zorunda kalıyoruz. Ve bir yerden sonra bunları yaratacağız diye o kadar kendimizi uyarıyoruz ki aslında bu sefer de aceleciliğin tam karşıtı bir duruma düşmüş oluyoruz.
gelen uyarılara kendimizi tamamen kapatıyoruz. Mesela bu aceleciliğin belki de karşı tarafı denilebilir ama zaten bu duruma düşen birisinin bu duruma düşmüş olmasının temel nedeni de uyaranlara aslında karşı koyamadığını gördüğü için sert bir çileci tarafa savrulur ve şiddetli bir şekilde anlamı ister. Çünkü yaşayarak o zenginliği beceremiyordur ve üzerinde uyaranlara karşı koyacak bir irade de olmadığına göre çileci bir reflekste bulunacaktır. Yani kendi şeytanlarını reddedecektir, kendi şeytanlarına saldıracaktır. Ona kendi gözünde küçük düşüren şeyler karşısında onların şeytanlığını ilan edip onları hadım etmeye kalkacaktır. Ne dedik? Cinsellikle ilgili bir klişemiz var. Bu toplumda çok yaygındır. O da genelde aşık olmadan sevişmem klişesidir. Ama şimdi şöyle bir şey var. Cinsellik ve aşk üzerinden aceleciliği anlamaya çalışıyoruz. Aslında 20 ile 25 yaş arasında başımıza gelen şey genelde şudur. Cinsellik için, seks için aşkla oynarız. Çünkü çoğu kişi ciddi anlamda aşkla cinsellik arasında tinsel bir ilişki kurduğu için değil. Genellikle bizim toplumumuzda zaten cinselliğe karşı nasıl denir olumsuz fikirler olduğu için biz 20'li yaşlarımızda cinselliği çok istediğimiz veya cinselliğe hazır olduğumuzu kendimize yediremediğimiz için aşkla çok fazla oynarız. Maalesef aşk bizim o tensel isteklerimizle barışık olamadığımız için bundan çekecektir. Tabii seks için aşkla oynamaya başladığımızda bunu yaşayabilmemiz için kendimizi kandırabilmemiz gerekiyor. Yani aşık olduğuma kendimizi ikna etmemiz gerekiyor ve nitekim çok kısa bir süre sonra yani bazı şeyler yaşandıktan sonra hemen uyanırız. Oha aşık falan değilim. Bu kişiden hayli hayli sıkılıyorum ben. Ve hatta şu niteliklerine bakarsan ya ben nasıl buna aşık olabilirim diye düşünmeye başlarsınız ve hızlı bir kopuş başlar. Nitekim 23 yaşından sonra 25-26'ya doğru hem aşkın hem de cinselliğin ne kadar tekinsiz bir alan olduğunu kavrarsınız ve küsmeye başlarsınız. İşte acelecilik hem aşkta hem sekste aceleciliğin bizi hızlıca getirdiği yer burasıdır. Onun için mesela libidosu yüksek olan kişilere karşı böyle ahlakçı tutumlarımız vardır. Ya sen de işte herkesle sevişiyorsun gibisinden. Böyle tam böyle ifade etmiyoruz ama buna yakın ifadelerimiz var. Bunları bir tarafa bırakalım arkadaşlar. Yani demek istediğim millet sevişiyorsa sevişsin çünkü yaşantının verdiği ders kadar önemli bir ders yoktur. Yani orada seksle, aşkla hırpalanmayan kişiler zaten aşk konusunda, seks konusunda yavaşlayıp aceleciliği terk etmeyecektir. Yani hiç o alana bulaşmıyorsan zaten orada yıpranman, hatta kendi gözünde yer yer rezil olman. Çünkü bunlar başına geldikçe bir dakika demeye başlayacaksın. Bu alanda kuşkucu olmaya başlayacaksın ve Nietzsche'nin o acelecilik dediği şeyi terk etmeye başlayacaksın. Onun için yani libidosu yüksek olan insanların zaten kendilerinin emin olun 26-27 yaşına geldiğinde aşk ve cinsellikle ilgili bize öğretecekleri şeyler eğer biz o alanda biraz yavaş kalmışsa vardır öğreteceği şeyler. Peki ne diyor Nietzsche? Özellikle bunu felsefe alanı için Almanların eğitimi üzerine konuşurken söylüyor. Diyor ki öğrenciye görmeyi ve düşünmeyi öğretmeniz gerekiyor diyor. Alman eğitiminin bunu yapamadığını söylüyor. Evet biz de hayatımızda 20'lerimizde başladığımızda hakikaten ne görebilmekteyiz ne düşünebilmekteyiz. Bu her alanda geçerli oluyor. Ve tabii ki aşk ve sekste de görebildiğimiz söylenemez. Neyi kastediyor peki görmeyle Nietzsche? Alıntılar yapacağım. Putların batışı, putların alacakaranlığı diye geçen kitapta karşımıza çıkıyor bu. Şöyle demiş, görmeyi öğrenmek, gözü dinginliğe, sabra, kendine yaklaşılmasına izin vermeye alıştırmak. Yargıyı bir kenara bırakıp tekil örneği,
dört bir yandan kuşatmayı ve kavramayı öğrenmektir, görebilmek diyor. Tinselliğin ilk öğretimidir bu. Bir uyarana hemen tepki vermemek, engelleyici, dışlayıcı içgüdüleri işe koşmak. Görmeyi öğrenmekten benim anladığım, diyor Nietzsche, felsefe dışı söylemin güçlü istenç dediği şeydir. Burada asıl olan istiyor olmamaktır. Kararı askıya alabilmektir. İstiyor kelimesinin yerine, yani istiyor olmamaktır bir tarafa bırakalım, ama kararı askıya alabilmektir. Yani bizler için en öğretici şeylerden birisi, hep yapmaya alıştığımız bir şey varsa, eğer yapabiliyorsak onun dışına çıkmak. O gece o kişiyle sevişme. Yani hep bunu yapmışsan, hep o yolda yürümüşsen, bir de bunun tersini dene. Nasıl duygular çıkacak ortaya? Nasıl düşünceler çıkacak ve nasıl bir paylaşım çıkacak? Bunu da kararı askıya alabilmek diye nitelendirebiliriz. Tüm tin dışılık, diyor Nietzsche, tüm sıradanlık bir uyarıya direniş gösterememe yeteneksizliğine dayanır. Görmeyi öğrenmiş olmanın en büyük belirtisi de, diyor ki, öğrenen biri genel olarak yavaş, kuşkucu, karşı koyucu olacaktır. Nietzsche'nin bize 2021 yılı ile ilgili söyleyebileceği en önemli şeylerden ve bizim içine düştüğümüz durumlardan en önemlisi aceleciliğimizi aşabilmek diye düşünüyorum. Ki buradan başka bir ders de çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Birincisi aceleciliğimiz iken, ikincisi kendimizi fazlasıyla mesajlara maruz bırakmaktır. Dışarıdan müthiş bir mesaj akınına izin vermemizdir. Bu ne demek? Mesela Twitter kullanmak, siyaseti takip etmek, gündemi takip etmek. Buradan o kadar çok yoğun mesaj alırız ki arkadaşlar, sürekli değişken duygu durumları yaşarız ve bu duygu durumlarının bu kadar hızlı değişmesi, çok yükselmemiz, çok düşmemiz ruhsal yapımızı son derece yıpratır ve bir yerden sonra ele tek çekmemize neden olur. Onun için bir taraftan bu aceleciliğimizle tanışıp aceleciliğimizi görebilmek, ki görmedikçe biz ders alamayız. Benim söylediklerim çok önemli değil. Ben burada biraz da tabii goy goy da sayılır benim söylediklerim, ama kendi aceleciliğimizi de kendi hayatımızdan tahlil etmeyi anlamaya çalışacağız ve o zaman ancak bundan bir ders çıkarabileceğiz, ki çıkarıyoruz mu? Yok, kolay kolay ders çıkartmıyoruz. Ben hangi alana bulaşsam o aceleciliğimi üstümden atamıyorum hala. Evet, çabalıyoruz. Hep birlikte çabalayacağız. Umarım 2021'i daha güzel geçireceğiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.